Merhabalar, hoş geldiniz. Bursa'dayız, Zafer Plaza'dayız. Gayet keyifli bir gala yapıyoruz. Filmimizin galası. Cin filmi. Bugün vizyona girdi. Tabii yerel ve kültürel bir film bu film. Korku filmi gibi adlandırmamak lazım aslında. Genelde korku filmi diye geçiyor da. Korku filminin konseptine girmiş bir iş. Ama tür olarak korku diye geçiyor. Ama içerik olarak bakarsak çok ciddi mesajları var filmin. Zaten cin aşk büyüsü dedik, hani büyüden bahsediyor. Şimdi günümüzde öyle bir şey var ki YouTube'a yazın ya da Google'a yazın, büyü deyin, ayrılık büyüsü deyin, yemek tarif ederken büyüler çıkıyor ya. Hani bu ciddi bir sorun bence. Biz de filmimizde bunun, tabii biz Türkiye'deyiz, çoğunluğu Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kültürel olarak biz bunun hem İslami inanca göre hem toplum kültürüne göre yanlış olduğunu vurguladık. Gayet keyifli bir film oldu. Ben iyi bir film çıktığı inancı içerisindeyim. Bundan sonra da artık izleyiciye kalmış. İzleyici gelecek, izleyecek, takdir edecek. Herkesi bekliyorum ben vizyona. Valla bir korku filmi fulyasıyla başladık. Daha doğrusu korku filminden ziyade biraz daha böyle ritüel, daha doğrusu sosyal mesaj içeren bir konu üzerinden ilerlemeye çalıştık. Hepimizin bildiği üzere bugün YouTube'da veya işte sosyal medyada işte aşk büyüsü diye yazdığımızda neredeyse yemek tarifi verilecek seviyeye gelmiş, konular üzerinden esinlenerek yapmış olduğumuz bir proje. Tamamını Bursa'da çektik. İşte Bursa'mızın doğal bir plato olduğunu, mümkün olduğunca bunu her zaman yapmaya gayret ettiğimiz, daha önce mesela Zerk'le bir yine bir korku filmi çekmiştik. Ondan önce yine birkaç projemiz, askeri projelerimiz de vardı. Bundan sonraki projelerimiz de Bursa'da doğal güzelliklerini ortaya çıkarabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız diyelim. Sizler de inşallah filme girdikten sonra beğenirsiniz. Tüm halkımızı davet ediyoruz filmimize. Umarım onlar da beğenirler. Bir korku filmi olmasına rağmen biz sette çok eğlendik aslında. Herkes bu soruyu soruyor, korktunuz mu oynarken diye. Hayır, hiç korkmadık. Çok keyifli bir set aşaması geçirdik. Umarım seyirciler de beğenirler. Umarım yeterince de korkarlar. Efendim, sizi tanıyalım. Ben Sude Kırbaş. Yardımcı oyuncu olarak oynadım. Çok eğlendik filmi çekerken. Yeni arkadaşlar edindim bu vesileyle. Ve cidden acayip güzel bir film olduğuna inanıyorum. İlk çok iyi oldu. Hayır, bir dizide daha oynamıştım ama yine figüranlık olaraktı. Evet. Aynı şekilde öyle. Artık gelecek bölümlerde, inşallah gelecek filmlerde sizi oyuncu olarak görmek isteriz. İnşallah, teşekkür ederim. Tecrübe kazanmışsınız. Evet. Evet, şöyle geçelim. Öncelikle gişesi bol olsun diyorum. Çok eğlendiğimiz bir film oldu. Çekimlerde de çok ilgilendiler. Çok iyi film çektik. Daha ilk deneyimim oldu. Evet. Oyuncuları da tanıyalım. Sizin isminiz? Emre Karakoç. Sizin efendim? Emir Danış. Şöyle. Özge Atakan. İlayda Yavuz. Baki Kasapkara. Filme girmediniz daha. Evet. Gireceksiniz biraz sonra. Evet. Filmin fragmanını izlediniz. Aynen. Nasıl buldunuz? Güzeldi. Çok, güzel. Çok güzeldi. Yani korkacağımı düşünüyorum. Ben de beğendim. Fragmanda neler gördünüz? İşte adam kadını elde etmek için bir büyü yaptırıyor falan. Büyü yapıyor. Aynen. Ben Yağmur Şahin. Oyunculuk eğitimi alıyorum. Evet. Ayrıyetten. Cin rolündeydim. Evet. Evet, çok güzel bir set ekibiydi. Çok güzel bir setti. İlk deneyimimdi ama çok güzeldi. Merhabalar, Dilan Uçar ben. Ben de Trio Pictures'ta eğitim alanlardan bir yıldır yaklaşık eğitim alıyorum. Şimdi onun meyvelerini görüyoruz. Çok güzel bir set ortamında bulundum. Bu benim ilk deneyimimdi. Yani çok güzeldi, çok güzel bir ekipti. Sizin rolünüz neydi? İçine cin kaçan bir seans sahnemiz vardı, Rukiye sahnesi. Evet. Öyle. İsmim Hüseyin Çakır. Filmin sanat yönetmenliğini yaptım. Güzel bir setti, eğlendik. Benim de ilk deneyimim oldu ayrıca. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Umarım herkes filmi beğenecektir. Merhaba, adım Derya. Trio menajerlikte kast direktörlüğü yapıyorum. Biz ilk yola kendi oyuncularımızı kendimiz yetiştirelimden çıktık. Ve şu anda eğitimlerimiz de var. Eğitimlerimize de devam ediyoruz. Cini çekmemizdeki amaçlardan bir tanesi de oydu. Kendi öğrencilerimizin yeteneklerini öne çıkarmak ve gerçekten yetenekli olan, bu anlamda bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımızı öne çıkarmaktı. Çok çok iyi bir iş çıktı. Hepimiz çok mutluyuz. Biz Trio Menajerlik ailesi olarak bir aile gibiyiz.
O yüzden ve ben bu ailenin bir ferdi olmaktan da gurur duyuyorum. Çok çok güzel insanlarla birlikte çalıştık. Set ortamımız çok keyifliydi. Çünkü birbirlerini tanıyorlar arkadaşlarım. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız da o. Yani hani sürekli bir kaynaşma olsun, birbirleriyle iletişimleri olsun. Ve çok çok iyi, çok keyifli vakit geçirdik. Hatta bunun konusu çok olmuştu. Cinler basar mı acaba seti falan dedik. Ama öyle bir şey olmadı. Aynen aynen, birbirimizi korkutmalar falan oldu. Ama çok çok keyifliydi. Ben hatta ilk korku filmi seyretmiyorum açıkçası. İlk başta yapımcım Ali Ertem böyle bir projemiz var dediğinde ben çok korkarım. Hani ismini dahi duymaktan çok korkuyorum demiştim. Ama güzeldi çünkü onu biliyorsun, arkadaşın olduğunu ve set arkası çok keyifliydi her şeyden öncesi. Hani tamamen nasıl diyeyim, herkes bir organize içerisindeydi. Doğal olarak hani pürüzsüz bir şekilde ve keyifli bir şekilde yol aldık. Dershane öğretmeni olarak oynadım. Gayet güzeldi, hem zevkliydi, çok eğlendik çekimlerde. Gayet başarılıydı. İlk filminiz mi? Evet, ilk. Tebrikler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Merhaba, Alper ben isim. Alper Göktaş. Esra'nın nişanlısıydım filmde. Benim de ilk filmim. İlk filmim. Güzel, zevkli bir maceraydı. İnşallah bakalım devamı nasıl olacak. Bir kez daha Ali Ertem'le birlikte, yani Trio Pictures'la beraber benim bu üçüncü filmim. Onunla beraber yaptım. Beş tane filmin üçüncü film, üç filmde de varım. Yine yeni bir heyecan, yeni bir farklı bir şey yaptık. Benim için de ilk defa bir korku filmi. Ben normalde korku filmi hiç çekmedim bugüne kadar. İlk defa içinde bulundum ve acayip mutlu oldum. Hani diyeceksiniz ki korku filminde olup da nasıl mutlu olur insan? Ama keyif aldık. Çalışırken bir kere kamera arkasında keyif aldık. Biraz daha farklı bir şey yapmaya çalıştılar. Battal Karsoğlu özellikle. Yönetmenimiz ve senaristimiz farklı yazmıştı. Farklı bir kalem vardı. Hakikaten diğer seyrettiğim bazı örnek korku filmlerinden daha başkaydı. Çünkü içerisinde bir de bir aşk hikayesi vardı. Bu daha ilgi çekiciydi. Ve aşk hikayesinin yanında da aynı zamanda sosyal mesaj da veren bir filmdi. Bu da benim için önemliydi. O zaman dedim neden olmasın? Bugüne kadar hani hep böyle dışarıdan baktığımda evet çok birbirine benzer şeyler vardı ama bu tür unsurlar olunca daha ilgimi çekti ve evet projede olduk. Ve benim ilk defa bir V kahraman sivri projem. Bunun için de onur duydum. Yaşlandık demek ki diyorum. Teşekkür ederiz tüm seyircilere ve bundan sonraki günlerde seyredecek olan herkese keyifli seyirler diliyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Soner Türker. Cin Aşk Büyüsü'nün başrollerinden birisiyim. Musa karakterini canlandırıyorum. Filmimiz gerçekten çok güzel oldu. Gerek ekip gerek Battal Hoca'nın yönlendirmeleriyle gerçekten korku film furyasına da trio menajerliğin adı olsun istedik. Ve inşallah seyircinin beğenisine bugün sunacağız. Umarım gişesi bol olsun diyoruz yani. Başka bir şey yok. Filmde Zuhal karakterini canlandırıyorum. Esra'nın en yakın arkadaşıyım. Nasıl bir karakter dersek, aslında çok soğuk, sert bir karakter. Ama hiç dünyasına indiğimiz zaman çok duygusal ve sevdikleri için yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyebilirim. Filmi heyecanla bekliyorum ben de. Çok güzel bir ekipte çalıştım. Gerek kamera önü olsun, gerek kamera arkası olsun. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro. Murat Deniz ben de. Bu Battal Hoca ile Battal Karsoğlu ile ikinci filmim. Kendisiyle önce kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bana inandığı, bu fırsatı verdiği için. Kendisiyle çalışmak hem bu projede olsun, başka projelerde de olsun inanılmaz keyifli bir şey. Gerçekten öğrendik. Süreçten de kendisinden de oyuncu arkadaşlarımdan da çok şey öğrendim. Birlikte öğrendik. Ortaya bir şey çıkardık. Umarım herkes beğenir. Bu arada filmde de Aşık Hoca karakterini canlandırıyorum. Umarım Aşık Hoca'yı, umarım Cin filmini herkes beğenir. Gerekli desteği gösterir diyeyim. Teşekkürler. Filmi izledik. İzledik. Beğendiniz mi? Vallahi beğendim. Ali Ertem abi uzun zamandan beri tanıyorum. Yapımcılığını da beğeniyorum. Ekstradan da abiliğini de beğeniyorum. Yani film güzel olmuş. Konusu çok iyi. Hani insanlara böyle merak ettiriyor. Son dakikaya doğru böyle bir buradan bu mu çıkacaktı diye düşündüm. Böyle tam ters köşe yaptı. Hani filmi mutlaka izleyin.
Başka bir şey söylemiyorum ben. Mutlaka. Vallahi ben Mehmet kardeşimin yorumunu çok merak ediyordum. Çıktıktan sonra direkt onu sordum. Gerçekten nasıl buldun, beğendin mi diye. O da çok beğendiğini, yani sonunun efsane, yani hiç öyle bir son beklemediğini belirtti. Sonu bayağı değişmiş gibi. Bizden yani. Ziyade onun yorumları daha önemli bizim için. Çünkü biz seyirci için bunu yaptık. Yani seyircinin beğenmesi bizim için çok daha önemli tabii ki. Onlar beğendiyse umarım herkes beğenir diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Değerli izleyicilerimiz, duydunuz. Sizleri sinemalara bekliyoruz. Nasıl buldunuz? Gerçekten büyük çaba ve gayretlerle bir şeyler yapılmak istenmiş. Din olgusu da güzel işlenmeye ve bunun içerisinde cin fevkalade örneklenmeye çalışılmış. Ama tabii üzerinde çalışması gereken konular var. Bu çabaları boşa harcamamak lazım. Bir başlangıç, güzel bir eser olmuş. Devamının daha güzelleri diliyoruz inşallah. Çok güzel, gayet güzel, hoşumuza gitti. Tabii içeride de 13 yaşında bir kardeşimiz vardı, benim misafirim. O esnada kuş uçtu. Tabii o sahneyle birlikte bayağı bir heyecan yaptı. Biz de etkilendik tabii ki. Güzeldi. Çok güzeldi. Karakterler iyiydi zaten. Güzel bir oyun çıkarmışlar. Hepsini tebrik ediyorum bu arada. Yani ne bileyim, herkes seyretmeli. Azıcık böyle ne derler, korksunlar birazcık ya. Vallahi çok heyecanlı, çok heyecanlı. Tansiyonum da var. Ay böyle bayağı bir heyecan yaptım. Ama çok güzel işlenmiş yani. Düğünün ne kadar kötü bir şey olduğunu herkes görsün.